Abla. Alo. Şadiye. Oh şükürler olsun, iyisin değil mi? Çok merak ettim. İyiyim, iyiyim ben. Zafer'le konuşuyoruz öyle. Babam gitti mi? Gitti, Allah'ın cezası gitti. Şadiye sen ne konuşuyorsun o herifle? Ne çabuk unuttun sana yaptıklarını. Korkmana gerek yok, tamam çabuk eve gel. Ben bekliyorum seni burada. Hem zaten yarın uzaklaştırma çıkartacağım o herifle ilgili. Asla yanaşamayacak ne bu eve ne sana bana, tamam mı? Korkmana gerek yok, halledeceğim ben her şeyi. Eve gel diyorum sana, bekliyorum seni. Bak yatmayacağım, uyumayacağım, bekliyorum ona göre. Tamam. Tamam abla hadi. Narin abla bana güvenmiyor değil mi? Ya eşyaları da almadım. Ben beraber alalım istedim. Sen seç istedim. Sonuçta sen benden daha fazla vakit geçireceksin bu evde. Ya sen benim hangi yollardan geçtiğimi biliyorsun değil mi Zafer? Kaldıramazsın sen bunları. Hem kimsenin üstüne vazife falan da değilim ben. Kimsenin beni kurtarmasına falan da ihtiyacım yok. Şadiye ne olduysa oldu artık. Kabulümsün diyorum sana. Bak birlikte çok güzel hayatımız olacak. Karar vermek için acele etme, tamam mı? Çok şaşırttın beni bu gece. Abla. Şadiye. Şadiye ne kadar merak ettim sabaha kadar ya. Şey Narin abla, tehlike geçsin diye aldım götürdüm Şadiye'yi. Yani onun izni olmadan böyle evlilik falan olmayacak yani, yanlış anlama. Tabii canım, herhalde. 15 yıl sonra bir saat gördüğün insanla hemen evlenmek istemezsin zaten değil mi canım? Evet işte biz de konuştuk bütün gece öyle Zafer'le. Evi gösterdi Zafer bana. İşte şey yapmış, boya badana falan yapmış eve. Şey ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Tamam o zaman. Belki bir ara bir balık yemeye gideriz ha deniz kenarında. Sen iyice bir dinlen de. Olur. Ararsın yani sen beni. Tamam. İyi günler Narin abla. Güle güle. Oh be. Yani ben şu anda tahliye oldum. Şimdi çıktım ben. Ya içeriden çıktığımdan beri başıma gelmeyen şey kalmadı ya. İçeride daha huzurluydum ben yani. Ay çok uykum var. Uyu sen, uyu. Uyu. Uyanınca o suratındaki gülümsemeyi anlatacaksın ama bana, tamam mı? Sen ne zaman akıllanacaksın, he? Abla ya, tamam abla ya. Yani çocuk geldi öyle kibarca çıkma teklif etti. Öyle aceden falan da yok diyor zaten. Ya beklerim diyor, her şıkta kabulümsün sen benim diyor yani. Şadiye saçmalama. Gerçekten çıkar aklından o çocuğu. Karanlık bir çocuk o. Ben artık oynatıyorum bu kesin. Nasıl gittim ya odama? Telefon edip sorsam ya. He, açık kalmış senin desin değil mi Fırat? Ben de oturayım aşağıya. Ya tamam. Bir tarafım çok kırgın benim Zafer'e. Yani bu kırgınlık da öyle kolay kolay geçecek gibi değil. Ama dün gece yaptığı şey şövalyelik gibi bir şeydi abla. Etkiledi yani beni. Hem geçmişimi de silmiş atmış kafasından. Ama işte insanın inanası gelmiyor. Acaba ne kadar samimi? Ay benim kimseye güvenim kalmadı artık bu hayatta ya. Gerçi ev falan da tutmuş. Yani niyetinin ciddi olduğunu belli etmeye çalışıyor yani bana, değil mi? Şadiye, seni üzmek istemem ama
Böyle geçmişini bilen biriyle evlilik sürdürmek o kadar kolay bir şey değil ablacığım. Ben çok gördüm böyle vakalar. Adamların sonradan gözleri dönüyor. Tehlikeli olabilir. Dikkatli ol. Ayrıca babamdan korkup saçma sapan bir karar verme, tamam mı? Ben babam hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Oralar tamam, hallettim yani. Ay adam bir gene delirecek kesin. Yani Zafer'le evleneceğimi düşünüyor. Aslında sesi soluğu çıkmazdı bunun bir süre ama. Şadiye, evlenecek değilsin herhalde tanımadığın adamla. Babam rahat dursun diye. Dağ başı değil burası. Biz de çaresiz değiliz. Tamam artık yeter, herkes haddini bilsin ya. Burama kadar geldi. Ay adam sevdiği kadınla gitti, evlendi. Çoluğa çocuğa karıştı. Tamam artık ya, düzeldi yani adam dedik. Gene eskiye dön diyor. Hep benim yüzümden bunlar ama. Şadiye. Bak bu adamın geçmişinden gelen çok büyük pişmanlıkları var. Çok büyük kabusları var. Tamam mı? Halledemiyor bunları. O yüzden de barınamıyor ne geçmişinde ne de şimdiki hayatında. Kendi farkında değil sadece, o kadar. Bak Ümmü de gitti çocukları alıp. Deme. E ne oldu büyük aşk? Ha? Aa, neler olmuş ya. Deli olmuşsunuzdur kızım. Daha yine kurtulmuştunuz dertten. İşte sabah çıktı gitti ablam hemen. Uzaklaştırma kararı çıkartacakmış babam hakkında. Heh. Yani. Olur mu öyle şey Allah aşkına? Aman ne yapalım? Bizim de hayatımız böyle işte. Şöyle bir oh diyemedik. Yok canım yok, değişecek o. Şimdi sana güzel bir iş bulacağız biz. Böyle sen de biraz hayatına dikkat edeceksin. Geçmişe sünger çekeceksin. Şadiye. Artık üzme ablanı. Bak şimdi herkesin morale ihtiyacı var. Şimdi evde sana şöyle güzel bir hoş geldin partisi yapalım mı? Olmaz mı? Ha? Ay çok iyi olur aslında ha. Sermet abiye teşekkür için de iyi olur. Olur, bence de olur. Ha, merhaba. Geçmiş olsun diyeyim dedim. Hoş geldin. Tamam o zaman. Şadiye'cim ben gidiyorum canım. Ararım seni, konuşuruz organizasyonla ilgili. Nane selam söyle, ben ararım onu zaten. E sen gitmeseydin, otursaydın. Birazdan gelir ablam ya. Yok canım yok, benim işim var. Haydi bay bay. Of. Of yani Picasso ya. İnsan bir haber verir, bir arasaydın gelmeden önce. Ay kız kesin gene yanlış anladı. Bana ne ya, dünya yansı umurumda değil. Ne anlarsa anlasın. Ay siz gene ayrıldınız mı be? Kızım beni Sermet'le boynuzluyormuş Deniz. Ay yok artık. Sermet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.